İsmim Metin Doğan, matematik öğretmeniyim. Eve dönerken otobüste öğrendim. O sırada ağzımda spontan çıktı, böyle tüm gücümle de bağırıyordum. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye. Sokaktaki tepkiler inanın böyle ağlatacak şekilde. 63 yaşında bir adam, sen Metin Doğan mısın dedi. Evet benim dedim. Elini uzattı, tokalaşacak sandım. Baktım elimi öpmeye çalışıyor. Zor bir şekilde çektim, Allah aşkına yapmayın dedim. O da dedi yok dedi, Allah aşkına öpeceğim falan dedi. İnsan canını vermek dışında daha büyük yapacağı bir şey yoktur ama daha büyük bir şey olmuş olsaydı fazlasıyla yaparım. Açtım televizyonu. Açar açmaz alt üst bantlardan şeritler halinde Boğaziçi Köprüsü kapatıldı. Tanklar, askerler orada geçit vermiyorlar. Abdest aldım, çantamı hazırladım, kalın da bir hırka giydim, bakın 15 Temmuz'un sıcağında, ses sada yok, her yer kapalı, karanlık. Aldım, bariyerleri geçtim, beton bariyerleri, gişeleri geçtim, tanktan ateş açtılar, gitmeniz lazım. Hiç aldırış etmeden, gelme, vururuz, öldürürüz demelerine karşın ilerliyorsunuz. Dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz burada, amacınız ne? Neden Avrupa yakasına geçişi kapattınız dedim. Git. Burası artık bizim. Senin burada işin yok. Bundan sonra böyle dedi. Ben de dedim ki ben de buradan gitmiyorum. Ne yapsan boş dedim. Yanağımın üzerinden ateş açtı. Taramalı tek bir kurşun değil. Ateş parçaları tabii yüzümün üzerinden aktı, geçti. O bayana giderken ateş hattına girdik, beni de vurdular. Gördükleri yerde yollarda durdurup sarılıyorlar. Ağlıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Gönül vatanın tehlikedeyken durur mu? Vicdan durur mu? Kalp durur mu? Mühimmat olur, yanlış bir düğmeye basılır, bir patlama olur. Arkadaşlar herhalde beni zannediyor ki devlet tarafından birisi askerliğin tankçı olarak yapılmış, devlet tarafından oraya göndermiş. Tankı sürmesi söylenmiş. Halbuki öyle bir şey yok. Ben hayatım boyunca tank sürmedim, ilk defa süreceğim. Motorlu ekipte anahtarı bize gönderdiler. Girdim içine, kontağı açtım, ışık yandı. Sağa solu bir kontrol ettim, yani şöyle bir göz gezdirdim. Nasıl bir araç, nasıl bir şekilde kullanıldı ya. Tabii aldık, yürüttük polis eskortluğuyla. Bu şekilde o gece geçirdik. Abi dedi bir yere gitme dedi. Dedim hayırdır? Dedi Üsküdar'da dedi 8 tane daha var dedi. Onlar aldı. Dedim sorun değil. Nasıl olsa öğrendik. Nasıl dedi ya. Dedim yani ilk defa tank sürüyorsun. Sen dedi ne diyorsun dedi yani ilk defa mı tank sürüyorsun dedi. Evet dedim, ilk defa tank sürüyorum dedim, ilk defa sürdüm, buraya getirdim. Milletimi kurtarmış, vatanımı kurtarmış. Allah'ıma dua ediyorum, bana böyle bir çocuk verdiği için. Yani acısı çok fazla. Ama yavrum kurtarmış. Vatana verdim, vatan evladı olarak kabul edemiyorum yani. Olduğu yeri teslim etseymiş o komutana, vurduğu kişiye, özel hareket tamamen yok olacakmış. Devletin ağır silahları, helikopteri, her şeyleri oradaymış. Yani o birliği de aldıktan sonra Ankara'ya yok edeceklermiş. Bu komutan gelmiş, oğlum buraya biz teslim alacağız demiş. O da komutan bize böyle bir emir gelmedi. Ben sizi içeriye alamam demiş. Şimdi telefonu varmış, komutan ile görüşmüş. Komutanım böyle bir baskın var. Siz ne diyorsunuz demiş. Şurada Mehmet gereken müdafaa yapın demiş. Ondan sonra vurmuş oldu. 4-5 kişi daha vurduktan sonra arkadan bir bölük daha gelmiş. Bir parça daha gelmiş. Ondan sonra çözülmüş. O
Olay gününün sabahında ben nöbetçi oğlum için hastaneye gelmeye çalışıyordum. Köprüler kapalıydı, vapurlar çalışmıyordu, Marmaray çalışmıyordu. Karşıya geçmenin bütün yollarını denedim ama geçmek mümkün olmadı. Önümdeki bütün araçlar bekliyordu, ben de bekliyordum. Önde bir hareketlenme olduğunu fark ettim. Birkaç araba önümdeki araca doğru insanlar koşuyorlardı. Ellerinde de arabalarındaki ilk yardım çantaları vardı. Bunu görünce bir sağlık sorunu olduğunu anlayıp yardımım olabilir düşüncesiyle arabamdan indim, ben de olay yerine doğru koştum. Benim koştuğumu gören vatandaşlar doktor musunuz diye sordular. Evet deyince de bana yol verdiler ve ben arabaya ulaştığımda bir kadının arka koltukta, bir taksinin arka koltuğunda doğum yapmak üzere olduğunu fark ettim. Ve olaya müdahale ettim tabii ki. Kısa süre içerisinde doğum gerçekleşti. Bebeği kucağımıza aldık. O kadar kötü bir günün sabahında, o kadar kötü bir gecenin sabahında ülkemiz büyük bir karanlığın eşiğinden dönmüşken biz çok mutlu bir olay yaşadık oradaki bütün vatandaşlarımızla birlikte. Elbette ki bu bizim için bir umut ışığı oldu.